Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde asit baz tuzlarla alakalı örnekler yapacağım. Çünkü müfredat olarak olmamız gereken yerdeyiz. Çok fazla ilerlemek istemiyorum. Bol bol örneklerle pekiştirme yapalım. Birinci örneğimiz. Bize bir tepkime vermiş. Tepkime sonucunda oluşan ürünleri söylemiş. Bir tane daha tepkime vermiş. Bu tepkimede de yine su molekülü var. Sulu ortamda gerçekleşiyor demek bu yani. Şimdi buna göre KLM maddelerinin hangileri bazdır diye soruyor. Baz olanlarını bulun. Böyle bir soru gördüğümüzde arkadaşlar hangisinin baz olduğunu nereden anlayacağız? Bize ürünler kısmında ne vermiş ona dikkat edeceğiz. Eğer ortama hidrojen veriyorsa bu asitti, baz değildi, değil mi? Bakıyorum diğer L ve M'ye bakıyorum. İkisi de ne vermiş? OH vermiş. Ortama OH verdikleri için L de M de bazdır diyebiliriz. Cevabımız L ve M arkadaşlar. Gayet kolay bir soru. Devam edelim yeni örneğimizle. İkinci yargımda yine bir tepkime var. Karbondioksit gazıyla su molekülü tepkimeye girmiş. Çift yönlü. Buraya sığdıramadım. İkisi de suda. Şimdi aşağıya geldim. Magnezyum oksit. Katı bir magnezyum oksit. Parantez içerisinde verdiğimiz şeyler bunların hal durumlarını gösteriyordu. Katı mı, sıvı mı, gaz mı? Değil mi? Bunu söylemiştik. Magnezyum. OH iyonu oluşturmuş. Üçüncü de bir asidik oksit var. Suyla tepkimeye girmiş. Sonucunda oluşturduğu ürünler bunlar. Hidronyum vermiş ortama. Şimdi arkadaşlar diyor ki şuradaki artı yükü de ekleyelim. Bu yukarıda verilen öncüllerden hangisi nedir diye sormuş bize. Asit özelliği gösterir. Hangi oksitler asit özelliği gösterir diye soruyor. Nasıl anlayacağım hangisi asit gösterir? Diğer tarafta baz olduğunu nasıl anladım? Ortama OH verdiği için de. O zaman burada da ortama OH veren baz, OH değil de hidronyum iyonu veren de ne olacak? Asit olacak. Su molekülü gördüğümüz gibi, değil mi? Şimdi bakıyorum ikinci maddede OH veren bir madde tepkimem var. O zaman bunun zaten oksijen sayısı az olanlar bazik oksitte. Zaten bunun bir baz madde olduğunu söyleyebilirim. Diğerlerine bakıyorum. Oksijence fazlalar. Zaten asidik oksitler tabii ki ortama asit özelliği verecekler deyip cevabım 1-3 diyorum. Şimdi gelelim diğer sorumuza.
sodyum oksiti suyla tepkimeye sokmuş. Burada 2x'lik bir ürün oluşmuş. X'in ne olduğunu bilmiyorum, ben bulacağım. Sonra sodyum o oluşan ürünü almış, bu tarafta açmış. Yeni oluşan üründe sodyum ve Y diye bir maddeye parçalamış. X'i de Y'yi de benim tahmin etmemi istiyor. Sonra diyor ki buna göre birinci yargıda X sodyum hidroksit çözeltisidir. İkinci yargıya bakıyorum. Burada da diyor ki Y OH iyonudur. Üçüncü yargımda sodyum oksitin bazik bir çözelti olduğunu söylüyor. Bazik oksittir. Bu yargılardan hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim bakalım. Neler var elimde, neler oluşabilir? Tepkimenin sol tarafında yani girenlerde 2 tane sodyum var. O zaman burada yine 2 tane sodyum olması lazım değil mi? Başında 2 kat sayısı var zaten. Bir tane sodyumu yazayım. Sonra geriye kalanlara bakıyorum. Burada 2 tane hidrojen, 2 tane de oksijen kaldı. 2 tane hidrojen, 2 tane oksijen. Normalde bir tane hidrojenle bir tane oksijen hidroksit iyonu yapar. O zaman benim bu tarafa 2 tane hidroksit yazmam lazım. Çünkü o tarafta 2 tane hidroksit oluşuyor. Başında kaç sayısı olduğuna göre buraya bir tane hidroksit yazmam yeterli. Yani birinci yargıya bakarsam X'in sodyum hidroksit olduğunu söylemişti. Doğru diyebilirim. İkinci yargıma geldim. Şimdi bu sodyum hidroksiti al buraya yaz diyor. Yani X yerine siliyorum. Sodyum hidroksit yazıyorum. Bu sodyum hidroksiti parçala, iyonlarını ayır diyor. İçinden bir sodyum artı iyonu bir de OH eksi iyonu çıkar. O zaman Y dediğim bileşiğin de OH eksi iyonu olması lazım. Yani bu da doğru arkadaşlar. Geldik bazik oksit midir diyor. Biz demiştik ki oksijence fakir olan yanında metalle tepkimeye giren bileşiklere bazik oksit deriz. O yüzden bu da doğru. Yani cevabımız 1, 2, 3 arkadaşlar. Geldik bir diğer örneğimize. Sodyum klorür yemek tozunu suya atmışlar. Tepkimeleri böyle deney yapıyormuşuz gibi düşünürsek daha kolay algılarız. X çözeltisi oluşmuş. Sonra bir karbondioksit, kuvvetli bir asitti değil mi bu? Ne yapmışlar? Onu da suda çözmüşler. Y çözeltisi oluşmuş. Sonra kalsiyum oksit var aşağıda. Katı. Bunların hepsi katı. Bunlar da sıvı sıvı. Bunu da su çözeltisine atmışlar. Sonunda ne oluşmuş? Z çözeltisi oluşmuş. Şimdi arkadaşlar soru da diyor ki buna göre X, Y, Z çözeltilerinin aynı koşullarda zaten hepsi aynı koşulda. Bunların hepsini su koşullarında tepkimeye sokmuşlar. Aynı maddeyle inceliyorum. pH değerleri arasındaki ilişki nedir? Bunu soruyor bana. Şimdi pH'ını tahmin edeceğim. Önce bir hatırlayalım. pH 1 ile 14 arasında değerli kalan bir
Çizelgeydi, değil mi? 1 ile 7 arasında asit, 7'den 14'e kadar baz oluyordu maddem. E şimdi benim maddenin o zaman burada pH değerine bakacaksam baz mı asit mi biraz bunu bir anlamaya çalışmam lazım. Bakıyorum şimdi ben elimdeki maddelere. Oksijence fakir bu bazik oksit, değil mi? O zaman bu bazsa çıkardığı ürünler kısmında da oluşturduğu ürünü de bazik bir madde olacak. O zaman bu baz olduğuna göre pH'ı eğer diğerleri baz değilse onlardan daha kuvvetli olması lazım. Ama bir emin değilim, bir diğerlerini de inceleyelim. Karbondioksit neydi? Kuvvetli bir asitti. O zaman bunun pH'ının çok çok kuvvetli, yani çok çok 1'e yakın olması lazım asitliğinin, değil mi? O zaman diyorum ki bu kuvvetli bir asit, kuvvetli bir pH değerine sahip olacak. 1'e çok çok yakın olacak. Sonra bakıyorum sodyum klorür, yemek tuzu suyla tepkimeye girdiğinde ne oluşturacak bana? Baz olmadığı için yine asidik bir çözelti, yani böyle şey pardon nötr bir çözelti, tuzlu su nötre yakın bir yerlerde, buralarda bir yerlerde bir çözelti olacak. O zaman sıralamaya bakarsam X çözeltisi arada kaldı. Z çözeltisi bazik, pH'i en yüksek olan. O zaman Z büyüktür. Sonra 2. Pardon. Şöyle söylemeliyim. Z bazik olduğu için pH'i en büyüğe yakın olan, bu kuvvetli asit olduğu için 1'e en yakın olandı. Asitliği yüksek çünkü. O zaman ortalarda kalanı yazacağım. Yani X'i sonra Y'yi yazacağım sıralamayı yaparken. Tamam mı? Şimdi gelelim bir diğer örneğimize. Şimdi gelelim de diğer örneğimize. Bize yine bir tepkime vermiş. Hasan 2 süslü Osman 4 var. Onu sodyum hidroksitle tepkimeye sokmuş. Sonucunda tuz ve su oluşmuş. Diyor ki, ben daha cevabı aslında soruyu yazarken söylemiş bulundum. Bunların diyor, şıkları tek tek yazmaya gerek yok. İşte A'da B'de hangisi asittir bazdır tek tek işte şeyler vermiş. X için, Y için, şuna X demiş, şuna Y demiş, şuna Z demiş. X, Y, Z için hangisi asit, hangisi baz, hangisi tuz bunu söyleyin demiş. Şimdi bakıyorum benim maddemin içerisinde hidrojen olduğu için ortama hidrojen verecek. Yani kuvvetli bir asit bu. O zaman diyorum ki A yani X'imin asit olması lazım. Sonra Y maddesine bakıyorum. Bu maddenin içerisinde OH var. O zaman diyorum ki bu ortama OH verdiği için bazik bir maddedir. Y'nin baz olması lazım. Sonra geldim Z'ye. Asitle baz tepkimeye girdikten sonra tuz ve su oluşuyordu. O zaman Z'nin de tuz olması lazım. Bu kadar. Çok detayını bilmeme gerek yok. İçinde ne olduğunu, ne verdiğini, sadece hidrojen verenin asit, OH verenin baz olduğunu bilmem yeterli. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde yine örneklerimizle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.